3 oğul toprağa verdim ben. Ciğerim yandı, kavruldu. Hangi ana dayanır bu acıya? Ama ben dayandım. Çünkü siz vardınız. Gönül, Elif, hele ki sen. Sizi kime emanet edecektim? Acımı dağlara bağırdım. Gözyaşımı içime akıttım. Ama dimdik durdum. Şimdi karşıma geçmiş. Hayatında gideceğim diyorsun. Git o zaman. Yaram 3-4 oldu derim. O ki giderim dedin. Zaten git. Sen benim babaannemsin, canımsın, kanımsın. Benim için yaptığın fedakarlıklar unutmuş değil. Nikahımız burada kıyılır. Akşam ailece yemeğimizi yeriz. Elini öper, hayır duanı alır. Ama sonra karımı alır, kendi evime giderim. Benden daha fazlasını isteme. Madem öyle diyorsun, öyle olsun. Benim aklım almıyor ya. Benim aklım almıyor. Senin ciğerini yakan o adamın peşinden hiç düşünmeden nasıl gidiyorsun sen kızım? Yetmedi mi o ailenin sana yaşattığı kabus kızım? Yetmedi mi? Canına kastedenlerin canında senin aklın nasıl kalıyor ya? Kendine nasıl reva görüyorsun sen bunu? Ya dışarıda kuş kanadını çırpsa, herkes yerini senden bilirken kendine bize bu kötülüğü niye yapıyorsun sen kızım? Hadi beni düşünmüyorsun. Ananı gülü de mi düşünmüyorsun? Senin yaşayacağın bir damla acıya biz nasıl katlanabiliriz ya? Katlanabilir miyiz biz buna? Gözüne gölge düşse ananla bizim yüreğimize yük oluyorken sen o yükü bile isteye niye ağırlaştırıyorsun be kızım? Niye yapıyorsun sen bunu? Beni katil bellemiş o adam sana hiç mutluluk verebilir mi kızım? Huzur verebilir mi? Sana o adamın yanında acıdan başka hiçbir şey yok. Bak ben son nefesime kadar hep senin yanında olacağım. Ama göz göre göre kalbinden bıçaklanacak olmana müsaade etmem Reyhan. Etmem. Baba. Olmaz kızım. Olmaz. Bugüne kadar sana ne sesimi yükselttim, ne kötü bir söz söyledim. Ne olursa olsun hep ardında durdum. Hep de duracağım. Ama gençliğini tarumar eden o adam için bir daha bize bu korkuyu yaşatırsan beni çiğnersin Reyhan. Yok sayarsın kızım. Bak yavrum, merhamet de, sevgi de gökten düşen yağmur gibidir. Düştüğü yerde vereni de yüceltir, verileni de yüceltir. Ama fazlası insanın içini çürütür kızım. Canını çürütür. Söz dinleyeceksin Reyhan. Söz dinleyeceksin. Artık o adam için ananın da benim de yüreğime taş koymayacaksın. Özür dilerim baba. Her şey için özür Miran evden ayrılıyormuş babaanne. Bir şey yapmayacak mısın? Önce o Şadoğlu kızıyla evlenmesi, sonra evden ayrılması, sırada ne var? Sen bana nikahından vazgeç dedin, Miran'dan değil. Bu mu verdiğin söze çıkacak olan yol?
Sen benim ettiğim sözü attığım adımı mı sorgularsın torunum? De bana şimdi. Nikahından düşen gözünün önünde olsan olur. Mesele o değil babaanne. Biz seninle bir yola çıktık. Ama daha başından konuştuklarımız başka, yaşadıklarımız başka. Fırsatını bulduğun her an bana laf atmayı biliyorsun. Ama Mira'nın kararları beni sahip olmak istediğim iki şeyden de uzaklaştırıyor. Eğer buna engel olmayacaksan söyle, ben de yolumu bileyim. Ben sana bu yol sebat ister, takat ister ama sonunda öyle bir selamet vardır ki çektiğin bütün acılara değer demedim. Böyle olacağını biliyordun elbet. Farz et ki Mira'nın evliliği de, buradan gidişi de bu yolun dikenidir. Yürüdükçe acıtacak elbet. Ama yaraların zaferle iyileşecek. Yine de yolumu ben bulurum diyorsan, buyur bul. Bekle. Şimdi ben üç deyince tamam mı? Bir, iki, üç. Sürpriz. Bu ne? Bisiklet. Öyle bisiklet olur mu hiç? Allah Allah, niye olmazmış Gül Hanım? Sen mi yaptın? Ben yaptım tabii. Hadi binelim. Nasıl olacağız ki biz bunu? İşte böyle. Beğendin mi? Geldim. Heh. Hazır mısın? Evet. Hadi bir, iki, üç, gidiyoruz. Oley, gidiyoruz. Sür gülüm, sür. Hadi, sakın durma. Yaşasın, gidiyoruz. Kuşlara sür. Gökyüzüne sür. Gitmeyi en çok istediğin yere sür. Çok güzel. Oley. Korkma ablacığım. Düşmekten sakın korkma. Kuş ol. Masal diyarlarına uç. En çok mutlu olduğun yere. Hep mutlu olacağın yere uç. Sür hadi daha hızlı sür. Oley. Mucizelere inan. Kimse inanmasın isterse. Sen bir gün geleceğine inan. Bir gün mucizenin değil, umutla beklemenin daha güzel olduğunu anlasan bile. İnan. Dua et her gün. Neye üzülüyorsan, neye seviniyorsan konuş Allah'la. İnsan gerçek olmayacak bir şeyi hayal edemez ki. Bunu hep hatırla. Ben yanında olmasam da hatırla. Ben kuşlardan da küçüktüm, bir gece vaktiydi. Aşk tuttu elimden beni. Aç kollarını.
geçtim düşler sokağından bir gece vaktiydi. Gel bakalım. Ceplerimde acı yatmazlar. Ben kuşlardan da küçüktüm bir gece vaktiydi. Aşk tuttu elimden beni. Geçtim düşler sokağından bir gece vaktiydi. Ceplerimde hacı yatmazlar. Yağmur yağsa, uykum kaçsa, bir kuş konsa hadi parmağıma, ağlardım bir başıma. Bir kuş konsa hadi parmağıma, hırslarıyla tüketmesine izin verme. Umutlarını yaralamalarına müsaade etme. Hayatta en önemli şeyin aile olduğunu unutma. Bazen yanlış yapacaksın. Annem babam kızar mı diye değil, üzülür mü diye düşün. Çok ama çok üzülecekleri bir şey yapmaya mecbur kalırsan, seni ne kadar sevdiklerini düşün. Neden yaptığını anladıklarında, seni affedeceklerini unutma. Ama ne olursa olsun, beyazını siyaha döndürmelerine izin verme gül. Sevdadandı. Sevdadandı. Sevdadandır dedi annem, aldırma. Aldırma gel yanıma. Sevdadandır dedi annem, aldırma. Aldırma gel yanıma. Hah. Dikkat, şuraya götüreceğiz. Hah. Koy oraya, koy oraya. Hasan, uzat şu otları. Ya hepsini değil, nasıl tutayım? Tut şunları. Ooo, damat bey. Jilet gibi olmuşsunuz. Saçlar da çok güzel olmuş ha. Eyvallah kardeşim. Hazırlıklar tamam mı babaanne? Reyhan gelmek üzeredir. Aceleye geldi biraz. Sen hala ne yapmaya çalışıyorsun babaanne? Şu avlunun haline bak. Düğün evi mi, cenaze evi mi belli değil. Miran, oğlum nikah memuru geldi. Esma ana, şu siyah süsleri değiştirin Reyhan gelmeden. Tamam oğlum. Lazım bir an önce karım olman için. Her şey hazır. Nikah memuru da geldi. Gelip alayım mı seni? Zehra Hanım. Thank you.
Nikah meselesi biraz aceleye gelmedi mi aga? Reyhan istedi böyle olmasını. Artık duygularından emin. Hem zaten beklememiz için bir sebep mi var Fırat? Reyhan uzaktayken onu ne koruyabiliyorum, ne de üzülmesine engel olabiliyorum. En azından böyle gözümün önünde, bizimin dibinde olsun ki ikimiz de huzurlu olalım. Ben senin sebeplerini anlıyorum. Evlenmek istemeni de anlıyorum. Ama Reyhan'ı aklım almıyor aga. Daha evden kovulduğunu bilmeden bile sana hayır demiştim. Ne oldu da birdenbire böyle kararını değiştirdi? Ailesini silip geliyor Miran. Bu sorular senin aklına düşmüyor mu? Vallahi ben Reyhan'a kimseye güvenmediğim kadar güveniyorum. Yüreğimle bakıyorum ona. Aklıma düşersem işin içinden çıkamam. Nikah memurunu boşuna bekletiyor olmayalım torunum. Belki de Reyhan vazgeçmiştir. Ne de olsa soyu sözüne güvenilmezlerden geliyor. Belki de akşamdan sabaha düşünmüştür. Buraya girince anasını babasını göremeyecek olmak zor gelmiştir. Belki de ailesi sevdasına ağır basmıştır. Kuzum beni. Kapı saçlarım bak. Heh. Mis gibi kokmuyor mu? Ablam yıkadı. Öyle mi? Bakayım. Oh oh mis ne demek ya? Mis ne demek? Cennet kokuyor benim güzel kızım. Cennet. Oh benim güzel kuzum. Ya Zehra ben ne sevap işledim de Allah bana bu dünyada cennet kokusunu içime çekmeyi nasip etti ya. Ha? Sen de böyle saçlarını koklatırdın koşup koşup gelip he? Hatırlıyorsun. İlla babam tarasın diye tuttururdun. Neymiş ben tarayınca canı yanıyormuş. Cennet kokulu kızım diye severdin ya. Ben de böyle kokuyorum baba. Tabii, tabii. Ablan adı gibi cennet kapısı. Sen de o cennetin gülüsün benim çiçeğim. Oh kuzum benim. Gel bakayım sen de şimdi. Gel. Oh güzel kızlarım. Oh şükür. Affet beni babam. Ben size cennet değil, cehennemin kapısı oldum. Ablam. Heh, böreği fırına vereyim yoksa daha beklesin. Ay, illa benim elimde yiyecek. Hayırdır, misafir mi geliyor? Yok, Reyhan'ımın en sevdiği börek. Ne zamandır yapmıyordum ya. Yesin de yüzü gülsün benim güzel kızım. Eyvallah. Haydi sen bunu fırına ver. Teşekkür ederim. Ne için? Bilmem öyle her şey için. Annem olduğun için. Börek için ya. Ama sanki ilk defa yapıyorum. Ben bahçeye çıkıyorum. Benim de işim bitti. Beraber börek olana kadar Gülistanlığa gidelim mi? Haydi gidin ama geç kalmayın. Dönerken de az biberiye getirin tamam mı? Tamam ablam getiririz. Sen dön artık.
Göremezlerse merak ederler şimdi. Kızmasınlar sonra. Kardeşim gelin olmayacak mı sen? Çeyizsiz mi gidecektin? Olacaksın yeni evinde. Git de mazal nasıl bir şeymiş göster Miran Efendi'ye. Beni de her gün ara. Ben çok özlerim seni. Gülüme iyi bak. Anneme. Babama. Üzüldüklerinden onları ne kadar sevdiğimi anlat onlara, tamam mı? Kendine de iyi bak Melike. Haydi. Olmasın Fırat, ha? Başına bir şey gelmiş olmasın Reyhan'ın. Miran, sakin, sakin. Biraz daha bekleyelim, gelmezse gidip beraber alırız Reyhan'ı, tamam? Melike, haydi Reyhan'ı çağır da gelsin yesin börekte. Tamam abla, ben gidip bir bakayım. Yok, dayanamayacağım. Reyhan'ı almaya gidiyorum ben. Miran, bekle Miran.
gelmeyeceksin diye çok korktum. Nasılsın Nasu? Sağlığın, sıhhatin yerindedir inşallah. Hayrola Azize? Sen ne zamandır benim sağlığımla ilgilenir oldun? De hele, ne demeye ararsın? O hayırsız ağzından ne çıkacak gene? Aha, o nasıl söz Nasu? Biz yakında bir aile olacağız. Hayır, torununun nikahına icabet etmeyince acaba dedim koskoca Nasuha'ya yaşadıkları ağır geldi de sağlığı mı bozuldu? Sen ne diyorsun be? He? Ne ailesi? Ne nikah? Aa, senin haberin yok. Haşmet Ağa'ya korkundan Reyhan'ı yolladın sanıyordum. Meğer kız Miran'a sevdasından kaçıp gelmiş. Çok yakındır. Torunun imzayı atıp Aslan Bey olacak. Ne diyelim nasıl? Hayırlı olsun. Kısmette dünür olmak da varmış. Nasu, bunlar daha iyi günlerin. Torunun cehenneminize odun taşıyacak. Hazır sağlığın yerindeyken keyfini sür. Baba. Reyhan! Ne oluyor baba? Ya o kızı kendi ellerimle gebertmediğim güne lanet olsun be! Kızıma bir şey mi olmuş? Sen ne diyorsun baba? Reyhan! Senin o sonsuz kızının soyadımızı yere çaldığı yetmiyormuş gibi şimdi bir de bizi çiğnemiş, kendi ayaklarıyla gitmiş o düşmanın iti Miran'la nikahlanıyormuş. Düşmanla karılık edecek, anladın mı? Bana karşı koruduğun sonsuz bu işte. Ben size demiştim. Bu kızın aklı Miran'da demiştim ama inanmamıştınız. Benim kızım yapmaz. Asla böyle bir şey yapmaz. Ya yalan söylüyor o kadın sana. Bellidir işte ya. Yine bir laf çıkartıp o yılan diliyle hanemize çomak sokmaya çalışıyor. Bellidir yapmak istediği. Benim kızım yapmaz öyle bir şey. Evdedir zaten. Zehra çağırsana Reyhan'ı. Çağırsana. Reyhan! Reyhan kızım! Yapmaz benim kızım. Benim kızım yapmaz, benim kızım yapmaz. Azize karısı yapmış diyor işte abi. Gitmez benim kızım. Beni çiğnem gitmez. Benim kalbime ömürlük acı koymaz benim kızım. Yok, kaçırmışlardır belki ya. Zorla, zorla alıp koymuşlardır benim kızımı. Zorla, zorla. Ben gidip alacağım kızımı. Ya abi. Kimse bir yere gitmiyor Azam. Gideceğim. Cihan, Rıza'ya söyle. Abini yalnız bırakmasınlar. Rıza. Rıza! Sağ ol. Miran. Oğlum hadi gelin, her şey hazır.
Sen gelinliğini giymek istemediğine emin misin? Hı hı. Nikahımız kayılsın yeter. Peki. Durun. Esma. Madem o utanılacak Şadoğlu soyadını bırakıp Aslan Bey olmaya karar verdin. Babaanne. Müsaade et de devam edeyim. Yaklaş da Aslan Bey nişanesini takayım. Bu öyle bir nişanedir ki takmaya yürek ister. Hamurunda olması gerekir. Hakkıyla taşıyanı ihya eder. Eserinle övünebilirsin gönül. Bu kolye sana emanet. Ta ki boynuna dolanıp kıyametin olana kadar. Aslan beylere hoş geldin. Devam edebilirsiniz.